Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün çok lezzetli, çıtır çıtır ev yapımı mini ekmekler yapacağız. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz: bir tane yaş maya, 1,5 yemek kaşığı şeker, yaklaşık 3 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 kilo un. 3. bardağı arkadaşlar kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Çok katı olmayacak, çok da cıvık olmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumuzun yapılışı: mayamızı önce 1 su bardağı ılık suda 1,5 yemek kaşığı şekeriyle birlikte erittikten sonra tuzu, 2. bardak suyumuzu, unumuzu ilave ediyoruz ve ben bu şekilde robotumda hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Sizlerin varsa mutfak robotunuzda, mikserinizde veya elinizde yoğurabilirsiniz. 3. bardak suyumu da kontrollü bir şekilde ilave ettim. Thermomix robotumda 6 dakikaya ayarladım ve hamurumu 6 dakikada yoğurmaya bıraktım. Eğer hamuru elinizle yoğuracaktınız arkadaşlar, yaklaşık bir 15 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Çok yoğurulan hamur çok daha güzel oluyor. Özlü bir hamur oluyor ve ekmeği de gerçekten çok güzel oluyor. Bunu göz önünde bulundurarak çok yoğurmanızı tavsiye ederim. Evet, makinemde yoğurduktan sonra ben hamurumu böyle bir kabımın içerisine aldım. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı çok katı değil, ele yapışan yumuşak bir hamur. Kabıma çıkartıyorum hamurumu. Üzerine temiz bir poşet geçirdim ve mayalanmaya bıraktım. Ilık suda hamurumu yaptığım için çok kısa bir sürede, yarım saat gibi bir sürede hamurum çok güzel mayalandı. Dilerseniz kabınıza uygun bir kapak kapatabilirsiniz ya da benim gibi bu şekilde poşet geçirerek ağzını bağlayarak mayalanmaya bırakabilirsiniz. Bu şekilde taşmada olursa poşetin içerisinde kalıyor ve hamurumuz kurumamış oluyor. Oda sıcaklığında yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında hamur bu şekilde çok güzel mayalanıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu hamur benim genel ekmek hamur tarifimdir. Ben bu hamurla mayalı ekmek yapıyorum, pide yapıyorum arkadaşlar, etli ekmek, lahmacun, gözleme börek, birçok tarifi bu hamur tarifinde yapıyorum. Bu hamuru fazla yaptığım için öncesinde lahmacun yapmıştım. Hamur arttı, ertesi güne bıraktım buzdolabında ve geri kalan hamuru da bir pazar kahvaltısı için çıtır ekmek yapmak istedim. Ve yapmışken de arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizlerle bu videomu paylaşmak istedim. Aklıma geldikten sonra hemen kameramı kurdum ve çekime başladım. Geri kalan hamurumdan bu kadar hamur kalmıştı. Toplam 6 tane mini ekmek, mini somun ekmek yaptım arkadaşlar. Sizler dilerseniz 1 kilo hamuru kullanarak daha çok ekmek yapabilirsiniz. Büyükçe bir beze yaptım. Bezeyi daha sonrasında ortadan ikiye böldüm. 4 tane beze çıkardım. Onları da birazcık daha küçülttüm. Büyüklü küçüklü arkadaşlar toplamda 6 adet minik somun ekmek elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bezeler yaptım. Bezeyi yaptıktan sonra bu şekilde yuvarlak olmayacak şekilde ince uzun açıyorum arkadaşlar. Dilerseniz bezeleri dinlendirebilirsiniz. Ben hemen dinlendirmeden merdane ile açtım. Gördüğünüz gibi katlama işlemini de bu şekilde yapıyoruz. İnce uzun açtıktan sonra minik minik kapatıyoruz arkadaşlar. Bu işlem önemlidir çünkü piştikten sonra içi hava olacaktır ekmeklerimizin içerisinde. Katlama işlemi önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde parmaklarımızla bastırarak rulo yapıyoruz, kapatıyoruz ve elimizle de ucunu bu şekilde şekil veriyoruz. Tüm bezelerime aynı işlemi uyguladıktan sonra
Mayalanma işlemi yapacağız arkadaşlar. Ekmeklerin güzel kabarması için mayalama işlemi de çok önemlidir. Evet, burada tekrardan gösteriyorum size. Baget tarzında oldum. Dediğim gibi bezeleri daha çok büyük tutarsanız orijinal somun ekmek yapabilirsiniz. Benim elimde bu kadar hamur kaldığı için bu şekilde değerlendirmek istedim arkadaşlar. Ve yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsime aldım ve yaklaşık yarım saat bu şekilde üzerine temiz bir bez kapatarak mayalanmaya bıraktım. Mayalanmış olan ekmeklerimi keskin bir bıçak ile bu şekilde ortasından çizgiler atıyorum. Dilerseniz jilet kullanabilirsiniz. Evet, tepsi mayası yapmış olan ekmeklerimi bu şekilde bıçakla ortasından çizikler atıyorum. Fırını önceden 250 dereceye açıp ısıtıyorum arkadaşlar. 250 derecede ısınmış fırında ekmeklerimi önce üzerine tepsi kapatacağım. Kapalı şekilde tepsiyle birlikte bir 15 dakika pişireceğim. Daha sonrasında tepsiyi üzerinden geri çekeceğim ve tekrardan üzeri kızarana kadar bir yaklaşık 15 dakika daha pişireceğim. Fırının en taban katına bir tasın içerisine su koyuyoruz ve tepsimizi de orta çekmeceye koyup kapağını kapatıp bu şekilde bir 15 dakika pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında üzerindeki kapak görevi yapmış olduğumuz tepsiyi çekiyoruz ve tekrardan altı üstü güzelce kızarana kadar bir 15 dakika daha pişiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ekmeklerimiz güzelce kabarmaya başladılar. Daha sonrasında renk alacaklar ve sonrasında ekmeklerimiz pişmiş olacak. Gördüğünüz gibi mini bagetlerimiz, mini somun ekmeklerimiz piştiler arkadaşlar. Evet, harika oldular. Şimdi ekmeklerimiz biraz yumuşatmak için hemen üzerine temiz bir bez örtüyorum ve elimi ıslatıp üzerine serpiştiriyorum. Ve tepsiyi tekrardan kapak görevi olarak kullanıyoruz. Bir 10 dakika bu şekilde dinlendiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında yumuşamış ve çıtır çıtır ekmeklerimizi elde etmiş olacağız. Evet, sesi de duyduğunuz gibi hem yumuşak hem çıtır arkadaşlar ve müthiş lezzetli oldu. Evet, ben bu şekilde minik yapmayı tercih ettim. Eğer bezeyi daha fazla büyük tutarsanız daha geniş ve daha büyük somun ekmekler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı tarifi uygulayarak. Şimdi yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, aşağıya yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca zil sesini açarsanız paylaşacağım yeni videolarımdan haberdar olursunuz ve kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.